Ve sevgili Yengeç Burcu, 20-26 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Pazartesiden Cuma'ya kadar hedeflerinize çok tutkulu dört elle sarılmak var. Yetenekleriniz konusunda da takdir göreceksiniz. Ve de 5. eviniz çok hareketli bu hafta. Yani hobiler ve sanatsal faaliyetler çok yer kaplayacak hayatınızda. Çok heyecanlı geri dönüşler olabilir. Ve belki de aile hani nispeten sizi artık biraz rahat bırakmış olabilir. Ertelemeler pek yok bu hafta ve kolaylıkla bir şeyler yürüyecek sizin için. Belki bir şey satmak ya da bir şey almak, ticaret yapmak istiyor olabilirsiniz. Hani bir ticareti başlatmak da olabilir. Sadece bu haftaya özel bir ev almak satmak gibi gündem ya da bir arabayı değiştirmek gibi bir gündem bile olabilir. Bu konularda kolaylık var. Ertelemeler pek yok, aksaklıklar pek yok. Flört için, sevgili için mükemmel bir vakit. Keşke bu hafta yengeç olsam ve biraz böyle enerjiniz her konuda da, her konuda cinsellik konuya dahil, gizemli konular, tehlikeli konular, her konuda biraz kışkırtıcı, biraz da aktifsiniz diyebilirim. Bazılarınız da eğer ki bir bebek ya da buna benzer bir konuda çaba sarf ediyorsanız, tüp bebek tedavisi olabilir, artık biz bunu hayatımıza aldık, bir yanıt bekliyoruz diyecek olabilirsiniz. Bunlarla ilgili hedefe ulaşıncaya kadar gayet güzel bir kararlılık var ve güzel sonuçlar var. 10-11 Aralık'ta başardım hissi oluşacak sevgili yengeçler. O yüzden her ne işi yapıyorsanız ya da her ne hedefiniz varsa bu hafta önemli bir hafta. Cuma, cumartesi, pazar, cuma gece yarısından sonra Ay Boğa burcunda olacak. Sizin için ideallere kavuşmak konusunda güzel duygusal bağlar veriyor. Burada esnek, açık fikirli olsanız, uzlaşmacı olsanız iyi olur. Yaratıcı çalışmalar yine var. Yeni teknikler, farklı bir yaklaşım, yeni bir proje, yeni bir iş yeri. Çok iyi bir hafta sonu. Sanki böyle aktif çalışıyormuşsunuz gibi. Belki de Aralık ayı zor geçen bir işiniz vardır. Muhasebe gibi mesela ya da satış, ticaret, son çeyrek falan dedikleri böyle. İşte cumartesi, pazar sanki çalışıyorsunuz gibi. Ama çok güzel ipi göğüslediğiniz güzel başarılar, güzel sonuçlar var. İlişkilerde bu hafta kısa süreli böyle aksaklıklar olabilir. Siz söylersiniz, karşı taraf yanlış anlar ya da o söyler, siz yanlış anlarsınız. Önemli değil. Kısa süreli istikrarsızlık olabilir. 27'sinden sonra, pazartesinden sonra biraz daha dikkat demek durumundayım. Ama şöyle, herhangi bir şey, her ne yapmak istiyorsanız, bunun ne olduğu ya da nasıl yapılacağı konusuna odaklanırsanız, odaklanmak bile yeterli olacak. Yol alabilirsiniz çünkü birileri sizin için doğru formülleri ya da doğru fizibiliteyi ya da sizin için ne yapabileceğini kurguluyor, soruyor olabilir. O yüzden destek olacak çok kimse var hayatınızda sevgili yengeçler. Bu hafta gerçekten sizin için güzel bir hafta. Ufak aksaklıklara asla takılmayın. Sürekli bir tamam mı, devam mı modunda olabilirsiniz. Unutmayın. Ve bundan sonrasında da bir arada olabilmek adına videomu, yani beni abone olarak takibe alırsanız çok memnun olurum. Zil butonuna tıklayacak olursanız da her videomdan anında haberdar olursunuz. Ayrıca katıl butonunu şöyle bir hatırlatayım sizler için. Katıl butonuna tıklayacak olursanız belki biriniz bana bir kahve ısmarlayacak demektir. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta diliyorum.